Hepinize tekrardan merhabalar saygıdeğer hocalarım. Ben okulun cesur öğretmeni İbrahim Kılıç. Bu videomuzda okulun cesur eğitime giriş dersinde yaklaşımlar kısmının kalan yaklaşımlarını anlatacağız inşallah. Şimdi biliyorsunuz ki ben artık her hafta sonu videoları yüklemeye çalışacağım. Çünkü hafta içinde malum okula gidiyoruz, dersimiz var vesaire. Hafta içi akşamları videoları çekmeye çalışıyorum. Hafta sonunda bu çektiğim videoları YouTube'a yüklemekle uğraşacağım. Biraz yavaş ilerleyeceğiz bu konuda. Ama olabildiğince hani sınava çok kısa bir süre kalmadan, daha böyle bir 3 ay 4 ay kala bütün videoları yüklemeye çalışacağız inşallah. Şimdi en son Reggio Emilia yaklaşımında kalmıştık. Burada hemen Reggio Emilia yaklaşımı hakkında biraz konuşalım. Notlarımızı alalım. Devam edelim. Hocam, Reggio Emilia yaklaşımı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra İtalya'da bir ailenin kendi çocuklarını ve diğer çocukların eğitim alabilmeleri için ne yapıyordu? Bir okul kurma girişimi sonucunda başlayan bir neydi? Yaklaşımdı. Çocukların iyi bir eğitim almalarını sadece okul kurumunda olmayacağını, bu sebeple saygıdeğer hocalarım ne demişti? Yani bu sebeple okul, aile ve toplumun işbirliği içinde çalışması gerektiğini vurgulamıştı. Biz ne yazalım buraya? Okul, aile ve toplumun işbirliği içinde eğitim verilmeli. Ne diyordu Reggio Emilia yaklaşımında? Okul, aile ve toplumun işbirliği içinde çocuklara eğitim verilmeli. Aynı zamanda saygıdeğer hocalarım, sosyal yapısalcılığın bir yansıması olduğu da unutulmamalı. Neresi? Reggio Emilia'nın. Bir kere Reggio Emilia yaklaşımında bizim karşımıza çıkan şöyle bir ifade var. Çocuğun olumlu imajı. Çocuğun olumlu imajı. Bunun haricinde ne diyebiliriz Reggio Emilia yaklaşımı hakkında? Çocuk öğrenmede aktif bir katılımcıdır. Çocuk öğrenmede aktiftir. Evet, çocuk öğrenmede aktiftir dersek de Reggio Emilia yaklaşımı için doğru bir deyim olacaktır. Hocam, erken çocukluk döneminde ve çocuğun öğrenmesinde oyunun önemli bir faktör olduğunu temeline dayanan bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor. Neresi? Reggio Emilia oyundan da ne yapmıştır? Söz etmiştir. Hocam, bu yaklaşımda çocuklar kendilerine güvenin geliştiği, yaratıcılık ve hayal gücü seviyenin yüksek olduğu ve işbirliğini daha kolay yapabildikleri ne yapılıyor? Gözlemleniyor. Nerede? Reggio Emilia yaklaşımında. Bu yaklaşımın temel amacında çocuğun kendi kendine yeterli hale gelmesi ve karşısına çıkan engellerle baş edebilmesi söz konusudur. Yani çocuğu kendi kendine yetebilmeli diyor. Çocuk kendi kendine yetebilmeli diyor Reggio Emilia yaklaşımında. Bu arada şey değiştireceğim. Bunu tekrar söylüyorum. Okul öncesi eğitime giriş dersi bittikten sonra kullandığım programı değiştireceğim. Yeni programda anlatmaya çalışacağım. Mevcut programın böyle bir sıkıntısı varmış. Hocam, bunun için çocukla bir kere, hani çocuğun kendi kendine yetinmesi için çocuğun gelişimini olumsuz olarak etkileyen toplumun değerlerini, normlarını ve kültürün etkisini azaltmalıyız diyor Reggio Emilia yaklaşımında. Bunun yanında çocuklarda bulunan çeşitli zihinsel süreçler yardımı ile sosyal ve fiziksel çevresi ile sağlıklı iletişime girmesi, bu çevrenin etkilerine ve baskısına karşı gelecek kapasitelerini kullanmalarını sağlamamız gerekiyor diyor. Nerede? Reggio Emilia yaklaşımında. Yani çocuğun burada aslında kendi kendisine yetebilmesinden bahsediyor. Hocam, yaklaşım çocukların nasıl öğrendikleriyle ilgilenir. Bu nedenle Reggio Emilia yaklaşımının uygulandığı okullarda aktif eğitim yaklaşımı kullanılır. Bunu yazalım. Aktif eğitim yaklaşımı kullanılır. Aktif eğitim yaklaşımı kullanılır diyelim. Bunun haricinde bu okullar çocukların bağımsız ve hareketli olmasını, aynı zamanda yoğun bir etkileşimi desteklediği için sevimli olarak nitelendirilmişti. Bu arada kim tarafından bu yaklaşım öne sürmüş? Malaguzzi tarafından. Bunu da yazalım.
Malaguzzi neydi saygıdeğer hocalarım? Malaguzzi temsilcisidir. Çünkü bazen isimden de çıkarabiliyorsunuz. Çocuk bir lider, işbirlikçi ve iletişimci olarak algılanır burada. Çevre üçüncü öğretmendir, ayrıcı bir noktadır. Çevre üçüncü öğretmendir der. Aynı zamanda öğretmen bir araştırmacı, ortak ve rehberdir. Dokümantasyon yöntemi vardır burada. Dokümantasyon yöntemi vardır. Önemlidir. Aile dediğim gibi bir ortak olarak algılanır ve organizasyon temellidir burası. Reggio Emilia yaklaşımına göre eğitimin amacı büyüme sürecindeki çocuğun gelişimini engelleyen duvarı ortadan kaldırmaktır. Bakın, duvarları ortadan kaldırmak. Evet, duvarları ortadan kaldırmaktır. Bu duvarlardan kastığımız ne hocam? Bildiğimiz o tuğlalardan yapılan duvar mı? Değil. Bu duvarlar aslında kalıp yargılardır. Bu kalıp yargıları yıkmaktır, kırmaktır demek istiyor burada Reggio Emilia yaklaşımında. Ayrı bir noktada şundan bahsedebiliriz saygıdeğer hocalarım. Çocuklar sırasıyla araştırma, üretme ve hipotezlerini test etme aşamalarından geçiyor. Yani çocuklara somut yaşantılar sunularak eğitim sağlanıyor. Burada resim çizme, heykel, dramatik oyun gibi birçok sembolik yolla kendilerini ifade etme imkanı bulabiliyor çocuklar. Reggio Emilia'da işte eğitimcilerin çocuğun yüz dili adını verdikleri bir görüş vardır. Çocukların somut yaşantıları sembolik ifadelere dönüştürdükleri çok sayıda dili ne yapıyor? İfade ediyor. Ne diyelim? Çocuğun yüz dili. Çocuğun yüz dili saygıdeğer hocalarım. Önemli bir ifadedir. Bu arada sınıflar piazza adı verilen bir avluya çıkıyor. Piazza önemli. Adı verilen avlu. Sınıflarda aynalar mevcuttur. Bunu unutmayalım saygıdeğer hocalarım. Küçük atölyeler vardır. Şimdi aynalar, sınıflarda aynalar vardır diyelim. Bir dakika. Sınıflarda aynalar vardır. Ne demiştik bir de? Bu sanat eğitmenleri vardır. Bunlara atelierista adı verilir. Yanlış olmasın. Atelierista adı verilen sanat eğitmenleri vardır. Aynalardan bahsettik zaten. Onlardan bahsettik. Bunun haricinde başka ne diyebiliriz? okullarda yönetici yoktur. Burası önemli. Yönetici yoktur. Neden yönetici yok? Her öğretmen birleşiyor. O okulda bulunan bütün öğretmenler kararları ortak alıyor saygıdeğer hocalarım. Öğretmen yaptığı etkinlikleri sınıfın kapısına asar Reggio Emilia yaklaşımında. İşte okul çocuğun toplumsal yaşantısının bir parçası olarak bizim karşımıza çıkıyor. Her ne kadar sınıf sınıf ayrı olsa da keskin sınırlar yerine şeffaf panel ve paravanlar ile bölünmüş sınıflar nedir? Mevcuttur saygıdeğer hocalarım. Yani bunun haricinde başka Reggio Emilia için ne diyebiliriz? Projeler çok önemli. Bakın, projeler çok önemli. Öğretmen çocuğun projenin başında nerede olduğunu, nereye gitmekte olduğunu ve ne öğrendiğini hatırlatmak için dokümantasyon yöntemini birkaç kere kullanıyor. Ve ondan sonra çocuk yaptığı etkinliği ne yapıyor saygıdeğer hocalarım? Sergiliyor. Projeye dikkat edelim. Proje önemlidir. Çevre önemli bir noktadır. Dediğimiz gibi çevre üçüncü öğretmen vurgusu geçiyor bizim karşımıza. Eğitim çocukların gerçek hayatlarıyla doğrudan ilişki içindedir. Örneğin bir çocuğa bir posta kutusu, her çocuğa ait bir posta kutusu vardır. Bu merkezlerde plastik ya da ucuz oyuncaklara rastlamak pek mümkün değildir saygıdeğer hocalarım. Çocukların eğitim gördüğü merkezler saygıdeğer hocalarım diyelim ve 6. yaklaşımımız olan Montessori yaklaşımına geçelim.
Evet, altıncı yaklaşımımız Montessori yaklaşımı. Normalde düşünürler kısmında da ben Montessori'den falan bahsederdim eskiden de. Şimdi artık görüşleriyle yaklaşımı birbirine benzediği için düşünürler kısmında değinmiyorum. Yaklaşma kısmında değiniyorum. Montessori'nin çok önemli bir sözü vardır. Ben bir düşünce doğurmadım, yalnızca bir şey keşfettim. O da çocuk diyor. Bunu unutmayalım. Montessori'nin sözü, hatta ben yazayım buraya. Ben bir düşünce doğurmadım. Ne demişti? Yalnızca bir şey keşfettim. Yalnızca bir şey keşfettim. Çocuğu diyor Maria Montessori. Bu sözü önemli. Hani sınavda çıkabilir mi? Çıkabilir. Hatta bence güzel bir soru olur eğer sınavda çıkarsa. Şimdi Montessori yaklaşımı çağdaş bir yaklaşımdır. Bu arada Montessori bir tıp doktoru. Yaptığı çalışmalar sırasında özel eğitimli öğrencilerle falan çalışıyor. Ve daha sonra ne diyor ki? Yani bu teknikleri diyor normal bireylere de uyarlamam lazım diyor. Hatta şunu yazalım. Bir ek bilgidir saygıdeğer hocalarım. Zihinsel engelli çocuklarla çalışmıştır. Zihinsel engelli çocuklarla çalışmıştır. yaptığı çalışmalar sonucunda bu özel eğitim çocuklarına uyguladığı yöntemlerin normal gelişim gösteren çocuklara da yapılması gerektiğini vurguluyor saygıdeğer hocalarım. Montessori yönetimini çocukların kendi gelişmelerine göre etkili bir biçimde düzenlemiş ve ortamda kendi hızlarına uygun bir şekilde kendiliğinden öğrenebilecekleri teorisine dayandırıyor saygıdeğer hocam. Neyi? Öğrenme, öğretme yöntemini. Bu yönteme göre düzenlenmiş öğrenme çevresi, okul öncesi dönemdeki çocuklara uygun ve kolaylıkla ulaşılabilecek raflarda yer alan öğretici Montessori materyallerini içermelidir. Öğretmen kaynak kişi niteliğinde oluyor. Çocukların çalışmalarını basitten karmaşığa doğru yönlendirme konusunda becerikli ve tarafsız gözlemci olmaları gerekiyor diyor kim? Maria Montessori. Şimdi ne diyebiliriz? Bir kere bu Montessori materyalleri var, değil mi? Ama bu materyaller neydi? Kapalı uçlu materyaller ya da hata kontrolü içeren materyaller diyebiliriz. Evet, sakinim. Hata kontrolü içeren materyaller. Evet, hata kontrolü içeren materyaller. Bir de ne demiştik? Yapılandırılmış çevre. Peki hocam, bu Montessori materyalleri ne? Mesela koku tüpleri var. İşte kahverengi merdiven var. İşte yok pembe kule var. Hocam, bu materyaller Montessori'de tek bir işleve hizmet ediyorlar. Bunu da unutmayalım. Ve o materyallerden bir tane var. Mantık da şu. Çocuk bir şey yapıyorsa, hata kontrol diyoruz ya, bakın. Hata kontrol mantığı şu. Çocuk bir şey yapıyorsa ve yanlış yapıyorsa materyal onu uyarıyor. ve tekrar yanlış yaptığı yerden itibaren devam ediyor. Yani bozuyor, yapıyor. Yani aslında bir yapboz gibi düşünebilirsiniz. Yapbozda mantık ne? Aldınız işte 10 parça yapboz. Koydunuz önünüze. Biri ona, biri oraya, biri oraya, biri oraya derken bir baktınız. Resimle uyuşmuyor. Bir yerde bir hata yapmışsınız. O zaman tekrar başa dönüyorsunuz. İşte hata kontrol dediğimiz mantık aslında kısaca bu şekilde. Montessori bunu vurguluyor. Ve şey diyor Montessori. Hiç kimse hiç kimseyi eğitemez mantığı var Montessori'de. Çevreyi yapılandırıyorsun. Ve çocuk ne yapıyor? Bu çevrede işte tutuyor, öğrenmeye çalışıyor. Bakın, kendiliğinden öğreniyor. Çocuk kendiliğinden öğreniyor. Bir de burada Montessori yaklaşımında emici zihin ya da özümleyici akıl vurgusu vardır. Emici zihin veyahut özümleyici akıl.
Ne demek bu? Çocuk bir sünger gibi düşünün. Verdiğin her şeyi emiyor. Verdiğin her şeyi alıyor. Bilgi bağında her şeyi alıyor demesi aslında saygıdeğer hocam ne oluyor? Emici zihin, özümleyici akıl. Montessori de ne demiştik? Öğretmen kaynak kişidir. Bunu unutmayalım. Öğretmen kaynak kişidir. Aynı zamanda başka ne diyebiliriz? Çocukların çalışmanı basitten karmaşığa doğru, yani kolaydan zora doğru ne yapıyor? Bir yöntem uyguluyor. Maria Montessori alternatif eğitimde ruhsal gelişmecilik modelinin yeni eğitim eğitimde ise çocuktan hareket akımının temsilcisidir. Ruhsal gelişmecilik modeli insanın ruhsal bir yönünü de olduğunu ve bu yönünde eğitilmesi gerektiğini ne yapıyor? Savunuyor. Çocuklar küçük yetişkinler değiller. Dikkat edin. Çocuk küçük yetişkin değildir diyor Maria Montessori. Bunun haricinde eğitim sistemi çocukların araştırma, denemeye, hata yapma ve hatalarını kendi kendine düzeltmeleri için fırsat yaratmaktadır Maria Montessori'nin felsefesinde. Hatta ekstra şunu da diyebiliriz. Çocukların ileride olacağı kişiye dair potansiyelleri içinde taşıdığına, buna ulaşabilmek için özgür bırakılmaya ihtiyaç olduğuna ve her çocuğun kendine özgü bir gelişme sahip olduğu fikrine dayanıyor. Eğitimci çocuğun hatasını ona göstermeye çalışmamakta, çocuk hatasını fark edemiyorsa onu yeterince gelişmediğini düşünmektedir. Tamam, hata kontrol diyoruz da çocuk kendi başına fark edemiyorsa o zaman ne diyor eğitimci? Demek ki ne olmuş? Çocuk da tam olarak gelişememiş. Bu arada Montessori'de bilimsel eğitimin öğretmen tarafından verilmediğini belirtiyor. Eğitimin birey tarafından yürütülen bir süreç olduğunu, öğretmenin kurduğu cümlelerin dinlenmeyle değil, çevredekilerle deneyimlenmesiyle beraber kazanıldığını ifade ediyor. Bunun haricinde Montessori eğitim felsefesinin temelini oluşturan kendi dönemi öncesi ve kendi döneminden birçok filozof ve eğitimciler ne yapıyor? Etkileniyor. Hani Pereira'dan, Rousseau'dan, Pestalozzi'den, Froebel'den, Owen'dan bunlardan etkileniyor. Ve Piaget ve Vygotsky'nin bu yapılandırmacılığı ve etkin doğal öğrenmeye dayalı yöntemini ne yapıyor saygıdeğer hocalarım? Benimsiyor kim? Maria Montessori. Bir kere şöyle bir nokta da var. Okul öncesi öğretmenlerinin uygulamalarında benimsedikleri eğitimsel yaklaşımları falan böyle hani değerlendirdiğiniz zaman okul öncesi noktasında diyorum. Maria Montessori'de hareket ve biliş, seçim, ilgi ve saygı, dışsal ödüllere olumsuz bakış ve öğrenme ve akranlar, öğrenme çevresi, kritik dönemler, öğretmen ve çocuk, emici zihin, özümleyici akıl, çevrede ve zihinde düzen gibi Montessori'nin, saygıdeğer hocalarım, eğitime karşı duyduğu görüşleri bizim gibi bir öğretmenin bunları anlaması lazım diyebiliriz. Montessori eğitim programında 5 temel alan vardır hocam. Bunları da bir yazalım. Montessori eğitiminde 5 temel alan diyelim. Evet, Montessori eğitiminde 5 temel alan. Hocam birincisi nedir? Günlük yaşam becerileri. Günlük yaşam becerileri. İki diyelim saygıdeğer hocalarım. Duyguları geliştirici etkinlikler. Biraz bekleyin bakalım bu yazıların da gelmesini. Geldi. Duyguları geliştirici etkinlikler ya da duyusal etkinlikler de diye biliriz. Matematik etkinlikleri var. 3 diyelim. Matematik etkinlikleri. Bunun haricinde ne vardı? Dil etkinlikleri vardı. Dil
etkinlikleri şöyle biraz daha ilerletip 5 diyelim. Bir de karşımıza ne çıkıyor? Kozmik ya da evrensel öğrenme etkinlikleri. Kozmik. Evrensel ne demiştik saygıdeğer hocalarım? Öğrenme etkinlikleri. Evet. Bunu da söyledikten sonra Montessori eğitimi hakkında artık hani daha fazla bir şeyler karalamanın bir alemi, önemi yok bence. Çünkü ben hep şunu söylüyorum. Yaklaşımlar evet soru çözdüğümüz zaman hocam bunu da nereden bilelim falan diyorsunuz. Çok farklı bir özellikle alakalı bir bilgi veriliyor. Ben size diyorum ki yani o kadar detaylı düşünmenize gerek yok. O kadar derine inmenize gerek yok. Çünkü ÖSYM bu tarz yaklaşımları sorduğunda muhakkak böyle bir ayırt edici noktayı veriyor. Mesela Montessori soracaksa eğer, illa bir emici zihin özümleyici akıldan, özel eğitimli bireylerle çalıştığından ya da bir tıp doktoru olduğundan, efendime söyleyeyim şu 5 temel alandan bahseder yani. Muhakkak bahseder saygıdeğer hocalarım. Şimdi 7. bir şeyimiz vardı. Yaklaşımımız vardı. 7 diyelim. Açık eğitim. Evet. Açık eğitim saygıdeğer hocalarım. Açık eğitim mantığı da şu kalemi bir seçeyim bakalım. Açık eğitim mantığında da Reggio Emilia'ya benzer bir mantık diyebilirsiniz aslında. Şöyle. Okul duvarlarını yıkmaktan. Mantıken okul duvarlarını yıkmaktan. Ama dikkat edin. Ayırıcı nokta şurası. Reggio Emilia'da duvar dediği şey kalıp yargılardı. Açık eğitimde duvar dediği şey gerçekten duvar. Bunu unutmayalım. Hatta açık eğitim mantığını ben şeye benzetiyorum. Hababam sınıfının bir şeyi vardı. Bir kısmı vardı. Şey derdi Mahmut Hoca derdi ki işte okul dört tarafı duvarla çevrili üstüne damı olan yer değildir. Okul her yerdir dediği şey aslında açık eğitim yaklaşımı olarak bizim karşımıza çıkıyor. Mantık nedir bu açık eğitim yaklaşımda? Tüm dünya bir sınıftır. Yani şey biraz bir romantik bir yaklaşım olarak bizim karşımıza çıkıyor açık eğitim. Eğitim işte hayatın kendisidir der mesela. Eğitim. Hayatın kendisidir der. Şöyle eğitim hayatın kendisi anlayışına dayandıktan sonra hocam okulla sınırlı değil. 1960'lı yıllarda ortaya çıkmış bu yaklaşım geleneksel okul eğitimi yaklaşımlarını alternatif olarak geliştirilmiş. Belirlenmiş sabit bir programı olmadığı bu yaklaşımda çocuğun yaşantı geçirmesi merkeze alınır saygıdeğer hocalarım. Açık eğitimde çocuğun anaokulundaki günü bahçede serbest oyunla başlıyor. Daha sonra öğretmenle sabah görüşmesine sıra gelir. Bu görüşme sabah ve gün ortasında tüm çocuklarla bir araya gelmesine olur. Bu toplantının amacı eğitim değildir. Süresi 10 ila 20 dakika arasında değişebiliyor. Sabah toplantısının ardından çocuklar kendi seçimlerine uygun serbest aktivitelerde bulunur. Çocuk ilgi duyduğu aktivite hakkında sorular sormaktan hoşlanıyor. Sabahın büyük bir bölümünü serbest aktiviteler oluşturuyor saygıdeğer hocalarım ve aktivite esnasında öğretmen çocuk grupları arasında dolaşır, onlarla konuşur ve onları dinler. Açık eğitim mantığını buradan kısa kısa notlar alarak bu konuşmalarımdan alabilirsiniz. Hocam, öğretmenin rolü gerekli malzeme ve materyali ortamın düzeni sağlamak. Öğretmen çocuğun araştırması esnasında çocuğa eşlik ediyor. İncelemeye, keşfetmeye, yeni sorular sorun ve cevaplar alma imkanlarını ortaya çıkarıyor. Öğretmenin bir diğer niteliği de uyum ve uyarlama yeteneğidir. Şunu yazayım ben. Öğretmenin bir yeteneği uyum ve uyarlamadır. Nasıl yaz be? Uyum ve uyarlamadır. Neyse. Başka ne diyebiliriz bu açık eğitim için?
Hocam, öğretmen eğitim sürecinde çocukların ilgilerini onlara sorarak, gözlemler yaparak, belirlemeleri ve bu bilgilerden yola çıkarak konuları belirleyebilmelidir. Öğretmen bu arada dedi ki bir yeteneği de yazalım. Uyum ve uyarlama. Yani öyle bir an gelecek ki öğretmen o sıkıntılı durumu ya da o kriz durumunu bir fırsata çevirebilecek hamle yapmalıdır diyor bize açık eğitim kısmında. Diyelim ve 8. yanlış değilsem, evet 8. yaklaşımımız olan homeschool ya da ev okulu. Ev okulu yaklaşımına bir değinelim. Hocam, ev okulu yaklaşımları ya da ev okulları 1980 ile 85 yılları arasında ortaya çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde. Her çocuğun kendine özgü bir öğrenme stilinin olduğu ve okulların bu stillere uygun olmadığını savunan yaklaşımdır. Yani romantik ve radikal bir yaklaşım olarak bizim karşımıza çıkıyor. Ne diyordu? Mantık olarak bize ne diyordu? Okullar ve uyguladıkları stiller çocuklar için, bunların öğrenmesi için uygun değildir. Ya da şöyle diyebiliriz. Okullar çocukların öğrenme stiline uygun değildir. Bunu diyebiliriz. Hocam, okullarda gerçekleşen suç olayları, madde bağımlılığı, ahlaki çöküntü, eğitimdeki yetersizlikler ve güvenlik tehditlerinden dolayı bireyin eğitim sorumluluğu aile tarafından üstleniliyor ve yürütülüyor. Bilinçli aile faktörünün yer almasından dolayı birçok aile lisans mezunu olarak bizim karşımıza çıkıyor. O zaman ne diyelim? Bireyin eğitiminden aile sorumluluğu ya da bireyin eğitimini aile üstleniyor diyelim. Bireyin eğitimini aile üstlenir. Lisans mezunu aile vurgusunda yapalım. Hani ne olur ne olmaz sınavda geleceğini sanmıyorum ev okulunun, ama hadi gelirse lisans mezunu aile dediğin zaman bunun ev okulu olduğunu rahatlıkla ne yaparsınız çözersiniz diye düşünüyorum. Gelişmiş birçok ülke olan Amerika, Kanada, Fransa, işte Avusturya, Yeni Zelanda, İngiltere, Japonya, bu ve buna benzer gelişmiş bir sürü ülkede bu yaklaşımı uyguluyorlar. Ama yaklaşımın maliyeti çok fazla ve ekonomik değil. Ebeveynlerin eğitimin bütün sorumluluklarını üstlenmesinden dolayı finansal, sosyal, pedagojik anlamda yeterli, vaktinin bol ve kültürel anlamda donanımlı olması gerekiyor velinin, saygıdeğer hocalarım. Yani ev okulu hakkında bunu desek yeterli olur diye düşünüyorum. 9 diyelim, orman okullarından bahsedelim biraz. Evet, 9. Şöyle bir çekeyim. Ne oluyor be? Orman okulu değil. Evet. Siz de bence şu anda geriliyorsunuzdur lan. Benim kadar değil herhalde. Neyse, devam edeceğim ben. Hızlı hızlı anlatayım, bitireyim. Çünkü yeni program kullanmam lazım. Bırakın dışarı çıksınlar adlı bir sloganı var orman okulunun. Bakın sloganı. Bırakın dışarı çıksınlar. Şimdi orman okullarının mantığı şu saygıdeğer hocalarım. Yani kötü hava yoktur, kötü giyindirilmiş ya da kötü kıyafetli çocuk vardır diyor orman okullarında. Burada öğretmen bir kıvılcım başlatan kişi niteliğindedir. Olayları öğretmen böyle bir, hani o ateşi yakarken küçük bir kıvılcım olur ya, işte öğretmeni ona benzetiyor orman okullarında mantık olarak. Ve mantığı şu saygıdeğer hocalarım, hani çocuğu dışarıya gönderiyorsun, azami risk almasını sağlıyorsun. Bakın azami risk çok önemli. Azami risk çok önemli. Çocuk azami bir risk alacak ve bu şekilde saygıdeğer hocalarım ne yapacak? Öğrenmesini sağlayacak. Ha, mantık olarak ne diye? Yani çocukların ormanda ya da ağaçlık alanında aktif katılımlı öğrenme yöntemlerini uygulandığı, tüm öğrencilerin kendilerine güven ve öz saygı geliştirebilecekleri bir ortam sunan ilham verici bir nedir? Metottur saygıdeğer hocalarım. Orman okulu metodu. Açık hava ve ormanlık alanda eğitim kapsamında yer alırken
bu anlayışları daha da zenginleştiren özel bir öğrenme yaklaşımı olarak da karşımıza çıkıyor. Yani burada bütün öğrenciler eşit, özgün ve değerli, araştırma ve keşfetme becerisine sahip oluyorlar. Yerinde riskler alabiliyorlar. Bakın, azami risk dedim ya. Yerinde riskler alabilme ve meydan okuma hakkına sahipler. Azami risk ya da meydan okumayı da şuraya bir ekleyelim. Meydan okuma da bizim karşımıza çıkıyor. Seçimlerini kendi öğrenme süreci ve gelişimini başlatma ve yönetme hakkına sahiplerdir. Başarıyı deneyimleriyle elde ediyorlar. Kendileriyle barışık olma ve diğer insanlarla pozitif ilişkiler kurma noktasında önemli bir yeteneğe sahip oluyorlar. Doğal yaşamla işte kuvvetli bir bağ kurar ve doğayla iç içe pozitif bir ilişki içine giriyorlar. Nerede? Orman okullarında. Hocam, orman okullarının mantığı kısaca bu şekilde, ama şunu söyleyebilirim. Her öğrencinin kümülatif, toplu ve kalıcı kazanımları deneyimlemesi amaç edinen bazı ortak ilkeler vardır saygıdeğer hocalarım. Bu ortak ilkeleri böyle kısa kısa bir anlatayım ben sizlere. Şimdi bir seferlik ya da arada sırada ziyaret eden bir okuldan ziyade devam eden dönemleri olan uzun süreli bir oluşumdur orman okulu. Planlama, gözlemleme, uyum ve gözden geçirme her dönem birbirini takip ederek ilerliyor. Yani öyle çocuğu saldım çayıra Mevlam kayırayım yani mantığı yok burada aslında. Biraz programlı ve planlı bir sistem olarak bizim karşımıza çıkıyor. Çocukların doğal yaşamla kuvvetli bir bağ kurmasını desteklemek amacıyla saygıdeğer hocalarım. Ormanlık alanda ya da doğal bir çevrede kuruludur. Hani illa orman ağaç mı olacak? Hayır, dağın tepesinde de yapabilirsin. Yani ağaçtan eser bile yoktur orada. Ama orada da yapabilirsin. Burada mevcut mantık ne? Doğa olsun. Çocuğu salabileceğimiz bir doğal çevre olsun diyor. Aynı zamanda şunu diyebiliriz. Öğrenen merkezli etkinlikleriyle var olan, gelişen ve öğrenen bir toplum yaratmak için ne yapıyorlar? Çalışıyorlar orman okulları mantığında. Esnek, kendine güvenli, bağımsız ve yaratıcı öğrencileri teşvik ederek okul bünyesindeki herkesin bütüncül gelişimini desteklemektedir saygıdeğer hocalarım. Öğrencinin hem çevresel hem kendileri için uygun, desteklenmiş risk almalarına imkan tanıyor orman okulları. Bunu zaten tekrar tekrar söyledim. Orman okullarında mesleki olarak kendini sürekli geliştiren orman okulu eğitimcileri de çalışıyor. Bu okullarda hocam bina olmayıp ormanın içinde kurulu eşyaların muhafaza edildiği küçük böyle baraka tarzı yerler vardır. Kulübeler tarzı atölyeler vardır. Ve bu atölye çalışmalarında ne yapıyor saygıdeğer hocalarım? Çocuklar geliyor, işte materyali alıyor, uyguluyor, sonra tekrar geri yerine koyuyor. Çocukların bütün günlerini hava şartlarından bağımsız açık alanda geçirdiği özel bir yaklaşım. Kar mı yağmış? Umurumda değil. Rüzgar mı var? Umurumda değil. Yağmur mu yağıyor? Umurumda değil. Hava güneşli mi? Umurumda değil. O çocuk o gün o eğitimi yapacak. Ama uzun ama kısa yapacak. Mantık tam olarak bu diyebiliriz orman okullarında. Hocam, başka bir yaklaşım var. Hani bundan sonrası, hani şeyden sonra saygıdeğer hocalarım, şunu belirteyim, yani Montessori'den sonra açık eğitim, ev okulu, orman okulu, bunların çıkma ihtimali biraz daha az. Ha, sorulmuyor mu? Soruluyor. Orman okulları, yanlış hatırlamıyorsam 2021 yılında soruldu. Gene sorulur ama şey diyorum ben size, yani ilk 6-7 şeye odaklanmanız lazım. Yaklaşıma odaklanmanız lazım. Pikler yaklaşımı diyelim. Bu arada pilk değil, pik. Kalem sağ olsun. Silgi de kocamanmış be. Pikler yaklaşımı. Evet. Pikler yaklaşımı diyelim saygıdeğer hocalarım. Nedir bu pikler yaklaşımı mantığı? Bu arada bunlarda pek fazla not almıyorum. Ben söyleyip geçmeyi tercih ediyorum. Çünkü çok önemli olduğunu da düşünmüyorum, ama şunu söyleyeyim. Doktor Amy Pickler tarafından oluşturuluyor. 1946 yılında geliştirilen, bebeklerin ve çocukların fiziksel, duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimini desteklenerek saygı ve bakım görecekleri bir ortam sağlamak amacıyla oluşturmuş bir yaklaşımdır. Bu Doktor Amy Pickler şahsiyeti ne diyor? Çocukların bir kere onlara, bebeklere onlara saygı duyulması lazım diyor.
Buna göre bunları diyor 3 temel üzerinde yapılandırmamız lazım. Çocukların ya da bebeklerin özgür hareket etmesi, serbest oyun oynaması ve bakım rutinleri. Bakım rutinleri çok önemli. Yani hangi saatte yemek veriyorsan, altını değiştiriyorsan hani olabildiğince bunu sürekli yapmaya çalış. Yani çocuk fiziksel anlamda, duygusal anlamda sıkıntı çekmesin ki daha iyi bir birey olabilsin. Mantık aslında buna dayanıyor. Bunu da şöyle vurgulayabiliriz. Hani mesela Erik Erikson'un temel güvene karşı güvensizlik mesela. Dediğin noktaya geliyoruz aslında. Yani burada hemen herkes aynı şeyi söylüyor da. Kimisi kendisi işte A kısmından, A ucundan tutmuş. Kimisi B ucundan tutmuş. Kimisi C ucundan tutmuş. Evrip evrip karşımıza farklı yaklaşım diye çıkarmışlar. Ben de bunu hep gülüyorum maalesef. Şimdi ne demiştik? 3 temel üzerine yapılandırmıştır eğitimi. Bir de bunda böyle bir sıkıntısı var Allah rızası için ya. Eğitimi 3 temel üzerine dayandırmıştır. Bunları böyle sırasıyla yazalım. 1, 2, 3 diye. Neydi hocam? Özgür hareket. Özgür hareket. 2. Serbest oyun. Ve 3 de bakım rutinleri. Bakım rutinleri bunu da unutmayalım saygıdeğer hocalarım. Evet. Pikler yaklaşımında bazı ilkeler var. Bakım aktiviteleri sırasında çocuğunuza tüm dikkatinizi verin diyor. İşte hem fiziksel hem de ruhsal olarak yavaşlayın diyor. Bakım aktiviteleri sırasında çocuğunuza güven ve ilişkiyi kuvvetlendirmeyi temele alın diyor. Serbest oyun zamanında önemseyerek çocuğa saygı duymayı ön plana çıkarın. Yani çocuğa saygı diyor aslında. Çocuğa saygı. Pikler yaklaşımı. Çocuğa saygı diyor aslında. Bakın dikkat edin. Bebeğinizi hazır olmadığı aktiviteleri yapmaya zorlamayın. İşte ihtiyaçlarını ortaya çıkartırken ipuçlarını kullandığını unutmayın. Mesela gibi ağlamak gibi vesaire. Pikler yaklaşımının mantığı bu aslında. Biraz daha çocuğun ilgisini, şefkatini vesairesini karşılamanızı istiyor. Yani bu çocuğa bunu karşılayın ki çocuk sizin için ne olsun saygıdeğer hocalarım. Biraz daha işte hani ileride daha iyi biri olsun mantığı var burada. 11. yaklaşımımız var, piramit metodu, ondan bahsedelim. Bazen de metot, bazen de yaklaşım diyorum. Aynı mantık zaten. Hocam piramit metodu da Piaget Vygotsky'nin teorilerini sentezliyor. Dr. Jeff Van Kine tarafından, Van Kaik tarafından geliştirilmiş bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor. Hatta şunu söyleyelim. Yani Van Kaik diyelim hocam. 1, 2, 3, 4. Van Kaik. Ne diyelim? Temsilcisidir. Ya ilk videolarda çok güzel yazıyorduk, güzel gidiyorduk da bu nasıl böyle bir şey oldu? Ben hala şaşırmışım. Hocam mantık ne burada? 3-6 yaş arasındaki çocuklara yönelik olarak tasarlanan ve bütün çocuklar için ekstra dil uyarımı, etkileşimli hikaye anlatımı, özel öğreticiler aracıyla özel öğretim gibi bir dizi özelliği içinde barındıran yaklaşımdır. Piramit eğitim yaklaşımı olarak karşımıza çıkıyor saygıdeğer hocalarım. Burada piramit metodunda şöyle bir nokta var. Çocuğun beyin gelişiminin nasıl gerçekleştiğini açıklamaya çalışıyor. Ne oluyor be? Çocuğun beyin gelişimi nasıl gerçekleşiyor? Nasıl gerçekleşiyor? Mantığı üzerinde duruyor. Hani ekstra dil uyarımı, etkileşimli hikaye anlatımı, özel öğreticiler aracıyla özel öğretim gibi farklı farklı metotları kullanıyorlar. Bunları bir kenara yazın. Dinamik sistemler teorisi Van Gert, bağlanma teorisi Bowlby, uzaklık teorisi Siegel.
ya da zeka kuramı Gardner'in yaklaşımlarını temel alarak oluşturulmuştur piramit metodu. Dediğim gibi her şeyi harmanlıyorlar. Farklı bir şey olarak karşınıza çıkarıyorlar. 12 diyelim portacı yaklaşımından bahsedelim ve bu videoyu sonlandıralım. Geri kalan diğer konuları da 1-2 videoya sığdırıp okul öncesi eğitime giriş dersimizi noktalayacağız inşallah. Bu bittikten sonra bir tane kaynak ya da iki tane kaynaktan soruları koyacağımız önüme çözeceğiz artık. 10-15 tane soru da çözüp dersi sonlandıracağız. Diğer derse geçiş yapacağız inşallah. Hatta şey diyorum, konu anlatımları bitsin, soruları ekstra çekmeyi düşünüyorum, öyle söyleyeyim. Soru, yani ders bittikten sonra soru çözmeyeyim aslında. Bütün konular bittikten sonra soruları çözmemiz daha iyi olur diye düşünüyorum. Zaten siz soru bankanızdan sorularınızı çözüyorsunuzdur. Portage yaklaşımı ya da Portage erken çocukluk dönemi eğitimi programı ya da ben direkt Portage yaklaşımı diyeceğim. Bu da yanıp sönmese havar havar diyeceğim ya. Hani gören de şey diyecek. Nasıl derler onu? Almışsın, okey. Yani alabileceğin en son seviye cihazlardan bir tanesi bu ama programda böyle bir şey çıkıyor. Malameni falan diyormuş. Bu arada ben kendi kendime bazen söyleyip gülüyorum. Hani bu bir şey değil aslında. Nasıl derler onu hocam? Delilik. Deli olduğumu falan mı düşünmüyor değilim. Yani kendim deli olduğumu düşünmüyor değilim diye söyleyeyim. 1969 yılında ABD'de yoksul ailelerin çocuklarını işte gelişimi desteklemek ve araştırmak amacıyla geliştirilen yaklaşım erken müdahale programı olarak görülür ve 0-6 yaş çocuklarının gelişimini kapsıyor. Ben erken müdahale diye yazacağım. Siz zaten mantığını kavradınız. Erken müdahale programıdır. Mantık olarak ne? Yani yoksul ailelerin çocukların gelişimini bir de gelişimini desteklemek ve araştırmak amacıyla. Bunu unutmayalım. Bunun haricinde çocuğun doğumdan ilkokula başladığı güne kadar düzenli olarak gelişimini eğitimler tarafından gözlemleniyor ve desteklenmesi programın temel amacı olarak karşımıza çıkıyor. Temelinde çocuk anne, baba, eğitimci ve uzman oluşturur. Programı 6 ana bölüme ayırabiliriz. Tanımlama, ekolojik değerlendirme, ekolojik planlama, ekolojik destek, devam eden işlerin desteklenmesi ve değerlendirme ve danışmanlık olarak 6 basamağı ayırabiliriz. Tekrarlıyorum, 6 ana bölümü var programın. Tanımlama, 2 ekolojik değerlendirme, 3 ekolojik planlama, 4 ekolojik destek, 5 devam eden işlerin desteklenmesi, 6 değerlendirme ve ne demiştik, danışmanlık. Ve bir de şöyle bir nokta var. Yaklaşımda çocuğun çok yönlü ve farklı şekillerde değerlendirmesi merkeze alınıyor. Bu değerlendirmeler hocam bebek gelişimi, sosyal gelişim, dil gelişimi, öz bakım gelişimi, bilişsel gelişim ve fiziksel gelişim olarak bizim karşımıza çıkıyor. Dikkat edelim, nerede? Portage yaklaşımında diyelim ve bu videoyu burada sonlandıralım saygıdeğer hocalarım. Bir diğer videomuzda kaldığımız konuları böyle güzel güzel işleyeceğiz. Bugün, yani daha doğrusu bu video artık kim ne zaman izleyecek bilmiyorum da, gün içerisinde ben 3 ya da 4 tane video çekip yüklemeye çalışacağım saygıdeğer hocalarım. Ondan sonra diğer dersimize geçiş yapacağız. Anne çocuk sağlığı ve ilk yardım dersini işlemeye başlayacağız inşallah. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Sevdiklerinizle kalın efendim.